Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü Rise of Kingdom videomuzun konusu Fatih Sultan Mehmet. İstanbul Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han. Şimdi birincilikle birinci şunu söylemem gerekiyor. Video geçmeden önce mutlaka ve mutlaka abone olup like atarsanız ve açıklama kısmına altlarda bir yerde açıklama kısmına Discord linkini bırakacağım. Bana oyun hakkında bilmediğiniz her şeyi ama her şeyi bana söyleyebilirsiniz, sorabilirsiniz. Şimdi da biraz daha yakınlaştıralım. Şöyle yapalım. Tamam. Sesimiz net gitsin gayet. Sesten dolayı çok problem yaşıyorsun diyorlar ama ben videoları izliyorum gençler ya, seste falan hiçbir problem yok yani. Bunu ne kadar sokabilirim ağzımın içine. Bazen insanlar hani evde sonuçta aile evinde yaşıyoruz. Uyuyor olabilirler. Gece video çektiğimiz zaman sesimi bir tık kısaltıyorum. Ama yine duyuluyor sesim. Her neyse hızlıca videoya geçelim gençler. Fatih Sultan Mehmet dedik. Fatih Sultan Mehmet'i nerede nasıl ne şekilde nasıl kullanabiliriz? Şöyle bir komutanımıza girelim. Efsane bir liderlik diyelim. Sesi evet. de duyuyor. Ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. Dördünüz gibi. Lilith'in Rise of Kingdoms oyununu seviyorum. Neden? Çünkü tarihteki bütün komutanları ekliyor. Sadece Türkler özel değil. Genellikle biraz Çin ağırlıklı oldu bu aralar. Bunu umarım değiştirirler. Nasıl yaparlar bilmiyorum. Ama Türklere de artık bir komutandan önünü açmaları gerekiyor. Türkleri oyuna küstürmeyin. Türkler şu an oyunda yani dünya sıralamasında Türkiye oyunu indirenlerden ikinci sırada. Bakın. Net bilgi. Oyunu indirenler indiren ülkelerden ikinci sıradayız şu an. Bunu birinci birinci yaparız biz kesin. Her neyse oyundaki videolardan, reklamlardan falan Başka youtuberların reklamlarından falan gibi değil oyun. Umarım o videoları izleyip de oyuna başlayan kitleye hitap eder benim şu an çektiğim video. Birincilikle ben de milliyetçi bir insanım. Bundan hiçbir şüphem yok. Ama bu oyun milliyetçilik üzerine oynayıp da gelip Fatih Sultan Mehmet'e kafa basarsan bu oyunda ilerleyemezsin kankacım. Bu oyun öyle bir oyun değil. Bütün komutanları bu arada yapacağım. Yavaş yavaş altın bütün çıkan bütün komutanları Sultan Süleyman'ı kadar inceleyeceğiz. Ama ve lakin altın anahtar komutanlarına sakın sakın kafa basmayın. Altını çözüyorum. Kafa basmayın abi. Bakın mesela ben kaç kafa basmışım Mehmet'e? Kafa basmamışım bile. Gelen 455 heykel var. Onlarla beraber Fatih Sultan Mehmet'i yükseltmişiz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet liderlik şehir rallicisi diyelim biz buna. Kullanılmıyor. Ve Fatih Sultan Mehmet çok farklı şekilde kullanılıyor. Nasıl kullanıldığını size açıklayacağım. Birinci sekili. Yelpaze şekilde bir alanda bulunan 5 taneye kadar düşman kıtasına doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 1150. Her ekstra hedef tek hedefe verilen hasarı 15 düşürür. Bu beceri gözetleme kulelerine ve şehir garnizonlarına fazladan doğrudan hasar 700 verir. Bizim ee, şu gözetleme kulesi de şehir şehir garnizonlarına falan ek hasar veren skillerle işimiz yok, becerilerle işimiz yok. Bunu bir öncelikle söyleyeyim. İkinci skili çok tatlı bir beceri. Çok tatlı. Çok tatlı. Karanın ve denizlerin lordu demiş. Pasif becerisi. Bu komutanın kıtası %20 saldırı artışı ve ex ve %20 beceri hasarı artışı alıyor. Bakın. ilk iki skili bizim için önemli. İlk iki skillinde de sadece şu yelpaze şeklinde bulunan 5 taneye kadar düşman kıtasına doğrudan hasar veren yer önemli şu kule veya şehir garnizonlarına verilen hasar umurumuzda değil. Bizim birincisi şu yelpaze şekli, ikincisi saldırı bonusu ve beceri hasarı bonusu. Bu beceri hasarı bonusu gerçekten ama gerçekten var. İkinci skill'e gelecek olursak bu komutanın kıtası, üçüncü skill pardon, üçüncü skill'e gelecek olursak da bu komutanın kıtası bir şehre temel saldırı başlattığında %10 ihtimalle bu şehir garnizonuna ek hasar, hasar faktörü 600. Bende şu an max olmadığı için Max olsaydı 1000 olurdu. Bekleme saniyesi 5, 5 beş saniye demiş bekleme süresine. Buna gerek var mı? Gerek yok. Tabii ki gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü biz Mehmet'i şehir rallisi için kullanamayacağız hiçbir zaman. Çünkü öyle bir metaya girmedi Mehmet. Ve son sikiline gelelim. Dördüncü sikile. Bu komutanın kıtası %10 bilim kapasitesi artışı kazanır. Bu komutan bir top saldırı lideri ise bu komutanın seferberlik, seferberlik e, ordusu %10 birim kapasitesi daha alıyor. Yani sen, ben şu an alana çıksam mesela, şöyle yapayım. Hmm, bir dakika, şunlardan bir tanesini çağıralım. Siz gelin ben o ara tekrardan komutana döneyim. Şöyle lehçeli bir liderlik diyelim Mehmet'i e tekrardan gelelim. %10 birim kapasitesi %10 alıyorum. Eğer rally falan açarsanız %10 daha size birim kapasitesi veriyor. Ama seferberlik ordu birim kapasitesine dediğim gibi. Dediğim gibi gerek yok. Çünkü niye biz Mehmet'i rallici bir komutan olarak kullanmayacağız. Kullanamayacağız hiçbir zaman. Uzmanlık sikiline gelelim. Uzmanlık yokken zaten birinci sikili okumuştum. Uzmanlık varken de şu şekilde. Yelpaze şekilde bir alanda bulunan 5 taneye kadar düşman kıtasına doğrudan hasar veriyor. Hasar faktörü 1150'den 1350'ye çıkıyor gençler. Bakın. E, her ekstra hedef tek hedefe verilen hasarı da %15 düşürüyor. Yani karşı tarafın %15 hasarını daha azaltıyor. Normalde 1150 alıyorduk hasar faktöründen. Bu sefer 1350 alıyoruz uzmanlık sigilinde. Mehmet'e gerçekten ve gerçekten kafa basmanıza gerek yok. Altını çiziyorum bak. Altını büyük harflerle böyle altını kırmızı şeritlerle çiziyorum altın anahtar komutanlarına, Mehmet'e özellikle sakın ha sakın kafalarınızı kullanmayın. Oyunun ilerleyen safhalarında gerçekten ama gerçekten çok 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 üzülürsünüz. Ben ben söylüyorum. Benden tavsiye. İster gidin Fatih Sultan Mehmet'i maxlayın. Meta komutanları yapmayın. Yapamazsınız zaten Fatih Sultan Mehmet'e giderseniz geride kalırsınız ve alanda Fatih Sultan Mehmet'i gören aha Güçsüz komutan. Hadi yapışın deyip size saldıracaklardır. Fatih Sultan Mehmet sadece arkada kullanılabilir. Hangi kombinasyonlarla arkada kullanılır? Onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Şimdi biz süvariciler olarak Ziyangyu'nun arkasına genelde Mehmet'i koyarız. Şöyle yapalım hatta. Liderlik diyeyim. Neredem Suat Sultan Mehmet'imiz bizim? Burada. Bakın normalde 210k çıkıyordum bak. Mehmet'i koydum 230k oldu. Neden? Dördüncü skili yüzünden. Dördüncü skili bende max. Alana Ziyan Q Mehmet şeklinde çıkabilirsiniz. Ondan sonra süvarcilerden devam edeceğim. Diyelim ki Kubinkiniz var. Kubinkin arkasına da Mehmet'i koyabilirsiniz. Diyelim ki Neskiniz var. Jönö'de arkınız yok. Jönö'de ark yapana kadar Mehmet'i de koyabilirsiniz. Okçular için Mehmet'i önerir miyim? öneririm de çok fazla verim alamazsınız. İadeciler için söylemem. Söylemek gerekirse. mesela CPU'nuz bende CPU yok şu an. CPU'nuz var. Arkasına koyabileceğin herhangi bir Luigi'ye yapamadın. Luigi'ye yapana kadar Mehmet'i kullanabilirsin. Mehmet'i de sadece 5 5 1 1 yaparsan kullanabilirsin kankacım. Tekrardan söylüyorum. Mehmet'in ilk iki skill'i bizim için önemli olan Dördüncü skili de önemli ama dördüncü skile gitmek için biraz şans istiyor. İlk iki skili beşledikten sonra gençler kullanılır. Her komutanın arkasına kullanılır. Ziyangyun'un arkasına kullanırsın. Kubink'in arkasına kullanırsın. Nefskin'in arkasına kullanırsın. Luchi Mehmet'i hiç denemedim bilmiyorum. Çünkü Luchi'de darbe hasarı var. Mehmet'te beceri hasarı var. Nasıl kombinasyon olur onlara hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. CPU'nuz varsa Lucheoniz max değilse CPU'nun arkasına Luche'yi yapana kadar çok fazla verim alamasanız bile kullanabilirsiniz. Son olarak Mehmet'in son bir özelliğine geliyorum. Daha doğrusu Lirit'in bize getirmiş olduğu bir özellikten bahsedeceğim gençler size. Müze bafı. Müze bafı veli sezonunda açılıyordu sanırsam. Mehmet'i şöyle göstereceğim hatta bir şuradan da bu şekilde daha doğrusu Mehmet'inizi güçlendirebilirsiniz. Arkasında koyduğunuz birliklerin sağlığı %30 artıyor. Bakın sağlık statü çok tatlı. Ayrıyeten zaten skill'de aldığınız beceri hasarı %20'nin üstüne bunu iki seviye yaparsanız yüzde %10 beceri daha hasarı alıyorsunuz gençler. Mehmet'i 5-5-1-1 şekilde kullanabilirsiniz. Mehmet'in şu şekilde bir daha göstereyim Mehmet'i liderlik. Mehmet'i ilk iki skillini 5 yaptınız ve mutlaka ve mutlaka dördüncü skill'e gitmeye çalışın. Kesinlikle. Üçüncü skill'e gelirse yapacak bir şey yok ama şansınız yaver giderse şuradan birim kapasitesi bonusunu da mutlaka almaya çalışın. Benim Mehmet'im de zaten Maxlanır yakında. Umarım Maxlanır. Altın anahtar komutanlarına ben kafa basmıyorum. Sakın ha sakın siz de yapmayın. Önermiyorum. Video bu kadar da Videoyu fazla uzun tutmak da istemiyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız eğer Discord sunucuma gelip bana abi şu komutanı anlatır mısın? Bu komutan ne iş yapar diye de sorabilirsiniz. Hepinizi cani gönülden uğurluyorum. Sakın ha sakın Mehmet kasmayın. Altın kafalarınızı Mehmet'e basmayın. Kasmayın derken kasmayından kastım buydu yani. Sakın sakın altın anahtar altın anahtarlara sakın oradan çıkan montanlara altın kelelerinizi harcamayın. Çok geride kalırsınız oyunda. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.